Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Profesyonel yaşam koçu Aynur Kılınçsoy bizlerle. Dilerseniz Aynur Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette, ardından da keyifli bir sohbetle de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Aynur Hanım? Hoş buldum. Çok mersi efendim. Ben çok iyiyim, harikayım. Süper. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Sizlerin o elbette kelimelerinize hani mucize ötesiyim derseniz öyle demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kendimi öyle hissediyorum. Şahane. Sizleri tanıyabilir miyiz öyleyse? Evet. Ben Aynur Kılınçsoy. Frankfurt, Almanya'da yaşam koçluğu yapıyorum. 2000 yılında 14 yaşında Almanya'ya yerleştim ve Almanya'da büyüdüm. Şu anda 35 yaşındayım. Evet, yaşam koçluğuyla ilgileniyorum ve insanlarla çalışmasını çok seviyorum, insanları seviyorum ve şu anda buradayım, işim gereği. Süper. Peki neden yaşam koçu, onun buluşma noktası, hikayesi nasıl gelişti hayatınızda? Evet, yaşam koçluğunda aslında yaşam koçluğuna ulaşmak için ilk önce kendimle ilgili değişimlerde hissettim. İlk önce İnsanda şöyle bir şey vardır, hani bugün buradasın, aslında burada değilsin. Yani değişmen gerekiyor. Birden buradayken birden buraya da insan geçebiliyor. Kişi öncelikle kendinden yola çıkarak başlıyor değil mi bu yolculuğa? Kesinlikle öyle oluyor. Sizin kendinden de o noktada başlayarak, buluşma noktanızı merak ettim açıkçası. Evet. Ne oldu da yaşam koşu? Hayatın dönüm noktası ilk önce insanın kendiyle başlıyor. Evet, içsel olarak kendini geliştirmekle başlıyor. Bir farkındalıkla diyelim. Olduğum yerden değişime uğramak için bir şeyler yaşamam gerekiyordu. Negatif, pozitif, her şey bizim için. Geliştirmek anlamında. İnsanlarla karşılaşıyoruz. İnsanlardan bir şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştirici. Bunun farkına varırsak tabii ki bunları hissedebiliyoruz. Kendimizi geliştirebiliyoruz. Ve böyle bir değişim noktası diyelim. Ve bu değişim noktasında beni spiritüel olarak geliştiren kişilerle karşılaştım. İlk önce hayatımda gelişim böyle gerçekleşti ve o kişilere rastladığımda benim aslında her insanla karşılaştığımızda o bizim bir yansımamızdır diye, aslında Mevlana'nın da bir sözünde vardır. Hani aynalara bak ya da diğer insanların senin hani baktığında o senin yansımandır gibi bir sözü vardır, bir deyimi vardır onun gibi. Ve o insanlarla karşılaştığımda benim içimde olan değişimi aslında bir nevi onlardan aldığımız o ilahi mesajları fark edersek insan gelişimini sağlayabiliyor. Hı hı. Ve onlardan bir tanesi oldu. Ve böylelikle gelişim dönüşüm oldu diyelim. Hani şu kelebeğin ilk önce tırtıldan sonra kelebeğe dönüşmesi gibi. Hı hı. Evet. Peki işiniz hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? İşim hakkındaki benim aslında iş alanım çok geniş kapsamlı. Bilinçaltı koçluğu yapıyorum. Bilinçaltıyla çoğunlukla çalışmalarım oluyor. Bana gelen danışanlarda hipnozla, derin transa indirerek, teta frekansına indirerek çalışmalarım oluyor. Teta frekansına indirdiğim kişilerde bilinçaltında geçmişteki olan bütün kayıtları, negatif kayıtlar, duygusal anlamdaki negatif kayıtların hepsini programlamayla başlıyoruz. Ve bunun sonucunda güzel sonuçlar da bize dönebiliyor. Peki bu işin noktasında dediniz ki farkındalık önemli. Farkındalık nedir? Evet, farkındalık yine bir önceki konu gibi olacak, benzer olacak ama farkındalık ilk önce yaşadığımız hayat sürecinde aynı noktada kalmamak ve oradan ilerlemeyi fark ettiğimiz anda farkındalık burada başlıyor. Yani içsel olarak değişmek istemekte. Ben değişmek istiyorum. Neden kronik, negatif, kötü düşüncelerle yaşayayım ki? Elbette. Sağlıklı yaşamayı, huzur dolu yaşamayı seçiyorum ve bunu istiyorum dediğimiz anda değişim başlıyor. Hı hı. Hayat o kadar kısa ki dediğiniz gibi onları takıp yaşamaya gerek yok. Kesinlikle öyle. Bir de deriniz ki işte pozitif enerji, negatif enerjiyle farkındalığa varmak, bu yolculukta başladım dediniz. Bu pozitif enerji dediğimiz, negatif enerji dediğimiz nedir? Pozitif enerji ve negatif enerji. Evet, bunlar çok önemli. Şimdi negatif enerjiyi hemen hemen hepimiz biliriz. Bugün bana nazar değdi. Biliyorum, kesin onun nazarı bana değdi, böyle gelişti gibi sözler kullanıyoruz çoğunlukla. Kesinlikle bunun farkındayız, negatif enerji olduğunun.
Çünkü hepimizin, insanların enerji, hepimiz enerjiden oluşmuş varlıklarız. Evet. Ve enerjiden oluştuğumuz için diğer kişilerin enerjilerinden çabuk etkilenebiliyoruz. Bedenimizi çevrileyen o enerji, avramız çabuk etkileniyor. Ve etkilendiğimiz zaman negatif olduğumuzu biliyoruz ama onun karşılığında bir şey yapmıyoruz. Ama artık eğer daha zamanımıza göre insanlar artık bunun daha çok bilincine vardıklarını düşünüyorum. Ve pozitif enerjilerde çalıştığımız meditasyonlarla enerji alanımızı, yani auramızı yükseltmekle başlıyor ve arındırmakla başlıyor. Pozitif enerji şifa, bir nevi ruhsal, bedensel, zihinsel şifa demektir. Bu zamana kadar kaç kişiyle görüşmüşsünüzdür? Bu zamana kadar hemen hemen 2012'den bu zamana kadar sayısını bile bilmiyorum görüşmelerimin. Hat üzerinden görüşmelerim oldu 2-3 sene, 4 sene. Tahminen 5000, 6000, 8000 kişiye kadar ya da daha fazlasına ulaştığımı düşünüyorum. Çoğunlukla koordinatörlüğümü yapan, şu anda yanımda olan asistanım kendisi hemen hemen biliyor. Ve sayısını bilmiyorum gerçekten. Her görüşmesini yaptığım kişiden de bir şey öğrenmiş oluyorum. Onlar bir nevi benim öğretmenlerim. Ben de onların öğrencisi olmuş oluyorum. Onların enerjisi size geçiyor değil mi? Geçiyor. İster istemez. Evet. Geçiyor. Ve baştan aslında ben de bunu bilmiyordum. Hani enerji, onların enerjisinin bana geçtiğini. İlk hatta 2012'de başladım hat üzerinden çalışmaya. İnsanlarla bu şekilde tanışmışlığım oldu ve onları daha iyi analiz etmesini öğrendim. Ve onlardan enerji nedir? Negatif enerji nedir? Onlardan öğrendim. Çünkü onlarla her konuşmadan sonra kendimi tamamen yorgun, kederli, hüzünlü hissediyordum. Yani çünkü bana geçiyordu. Dedim ki Aynur, negatif enerji varsa pozitif enerji de vardır. Bu nedenle onların aslında bana bir vesile olduğunu düşünüyorum. Ve onlarla birlikte, onların bana vermiş olduğu bu farkındalıkla birlikte kendimi geliştirmeye başladım. Mental enerjiye yöneldim. Spiritüel anlamda enerjilerle çalışmaya başladım. Reiki mesela öğrenmek istedim. O yönde çalışmalarım oldu. Reiki programlarına katıldım. Gelişimim böyle oldu. Daha ilerisi de gelmeye başladı zaten. İnsan bir kere farkındalığını hissederse insanlarda hani değişimle ilgili. Bu da kendiliğinden geliyor. Danışanlarınız Türk mü, yabancı mı? İnternasyonel tamamen. Yabancılar, Almanlar, yurt dışında yaşayan Türklerimiz, Araplar geliyorlar, İngilizler, Amerikan, her türlü. Hani Almanya'da yaşayan, çünkü sırf Türkler göç etmemiş Almanya'ya. Her ülkenin vatandaşı var orada göç etmiş olarak. Hani gurbetçi dediğimiz aslında oraya tamamen ayak uydurmuş ve orada yaşayan Türkler diyelim. Çünkü gurbetçilikten artık çıktık, Avrupalı Türkler olarak orada kalıyoruz. Hepsiyle çalışıyorum. Ben bütüne hizmet ediyorum. Bütün insanlar, öyle düşünüyorum. O zamandan bu zamana edindiğiniz tecrübeler nelerdir? Edindiğim tecrübelerde insanların hep bir sabit düşüncede olduğunu fark ettim. Bir danışmanlık sürecinde bana gelen kişilerde ben zaten bunu yapamam ki, bu nasıl olacak gibi bir düşünce yapısı var. Onlarda edindiğim tecrübelerde ilk bu yola girdiğimde, yaşam koçluğuna girdiğimde tabii ki ilk önce insanın kendisini değiştirmesi gerekiyor. Ben eğer kendimle ilgili tecrübelerimi edinmemiş olsaydım, kendimi geliştirmemiş olsaydım bu konuda daha da çok şey öğrenmem gerekiyor. Tam da gelişmiş sayılmam aslında. Hani şöyle diyelim, yola çıkıyorsun, yolda indi bindi otobüsleri vardır. Herkes iniyor biniyor, onlarla bir sohbet temas haline geliyorsun, konuşuyorsun. Onlar her şey, herkes bir şey anlatıyor. Ve onlar düşündürüyor bizi sonradan. Diyor ki ha bugün bu otobüse bindi ve bir şey anlattı. Bak bir sorunu varmış. Ha, bende de vardı bu sorun. Acaba nasıl çözebilirim? Gelen her danışan kişiden hemen hemen bende olan sorunlarla karşılaştım. Onlarla çalışırken bendeki sorunların da üstesinden gelebilmeyi öğrendim. Dedim ki bugün bu danışanımın bu sorunu var. Aynur, bu sorun sende de var. Yani vardı. Demek ki onun da iyileşmesi gerekiyor. Bu nedenle yola çıkarken ilk önce öğrendim kendimin de iyileşmem gerektiğini. En çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Özgüven düşüklüğü.
Ayrılan kadınlar, sevgilisinden ayrılmış ya da eşinden ayrılmış, ayaklarının üzerinde duramayan ya da iyi bir iş yerine sahip olmuş bir erkek bile olsa zaman zaman onun da enerjisi düşüyor. Çoğunlukla bunlar enerjiyle, yine negatif enerjilerle gelişen şeyler. Özgüven düşüklüğü çoğunlukla negatif enerjilerden kaynaklandığını bildiğimiz için özgüven düşüklüğünü de yaptığımız çalışmalarla, telkinlerle yükseltebiliyoruz. Hı hı. Tekrar eski özgüvenine kazanıyor. Diyor ki ben başarılıyım, ben bunu başarabilirim. Ve üstesinden gelmiş oluyoruz. Öyleyse danışanlığınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Bilinçaltındaki korkular ve endişeler, geçmiş kalıntıları. Çoğunlukla anksiyete rahatsızlığı olanlar, epilepsi rahatsızlığı olanlar da gelebiliyorlar. Psikologlara danışmışlar, hap kullanıyorlar ve alternatif yollarını arayan danışanlarımız oluyor. Çoğunlukla hap kullanıldığı zaman çoğu kişi ona bağımlı yaşamak istemiyor. Tabii ki bu da psikologların aynı zamanda gözetim altında olarak beraber çalışabiliyoruz. Onun haricinde değişimi, gelişimi, açık olmak isteyen. Değişimi, gelişimi çocuklarda oluyor. Hı hı. Öğrenme bozukluklarında ya da konsantrasyon, hı, bozukluklarında. Hatta geceleri altına kaçıran küçük çocuklarda. Korku, endişeler ve haricinde çoğunlukla hani sahnede heyecanlanan sunucular bile gelebiliyor. Yani geniş bir yelpazede her şeyle karşılaşabiliyoruz. Evet. Bu işin zorlukları nelerdir? Bu işin zorlukları, zorluk dersek şimdi onu da kendimizi bir negatif telkin olarak diyelim. Her işte tabii ki hemen hemen engeller ya da benzeri sorunlar olabilir. Her işin tabii ki bir negatif bir pozitif yanı vardır. Negatifliklerle tabii ki karşılaşabiliyoruz. Önemli olan anda olup o negatiflikleri hemen anında hani pozitife çevirebilme diyelim. Sorunlarda kaynaklanan iş üzerinden mesela yaşam koçluğunu anlatabilirken çoğu kişi bilmiyor. Niçin var, neden varlar, acaba oraya gidersem gerçekten bana bir faydası olabilir mi? Buna benzer sorunlar, hı hı, evet oldu. Peki sizce başarı nedir? Başarı insanın kendi elindedir. İsterse gelişir. Hı hı. Diyor ya bir söz var. Kendi önünden çekil. İlk önce kendi önümüzden çekilmemiz gerekiyor ki başarı olsun. Güzel. Öyle değil mi? Doğru. Ne güzel. Sizi en çok ne motive eder? Danışanlarımdan gelen güzel mesajlar. Hı hı. Mutlu, huzurlu olduklarını... Uçak korkusu olan bir danışanımın uçak seyahatini yaparken bana gönderdiği mesaj mesela, uçağa bindikten sonra bana gönderdiği mesaj beni gerçekten motive ediyor ve mutlu ediyor. Bana geri dönüşümler diyelim. Ve her sabah uyandığımda her günün yeni bir gün olduğu için de mutlu olabiliyorum ve beni motive ediyor. Sizce sizin farkınız nedir? Danışanlarınız neden sizi tercih etsin? Bu enerji meselesidir yine. Yaşam koçlarında çok şu anda aslında çok geçmişe ya da geriden bu zamana bakarsak, değerlendirirsek çok yaşam koçu var. Enerji uyumu diyelim. Enerji çok önemli. Hı hı. Onlar da hissediyorlar. Geçmişten gelen şifa enerjisini, genetik olanı hissediyorlar, iyimserliği hissediyorlar. Çünkü hepimizin sezgileri açık. Herkesin tercihi, isteyen istediğine gidebiliyor ve istediği şifasını alabiliyor. Tercih, hı-hı, meselesi değil. Herkes bu mesleği yapabilir mi sizce? Yapabilir, ezbere herkes yapabilir. Kendini geliştirebilir. İnsanlarla ilgilenmek, insanların duygularına karşı yine sonuçta insan kendisini teslim ediyor. Daha çok kendisiyle gelişime başlaması gerekiyor. Ben bugün profesyonel koç olarak tamam bunu söyleyebiliriz. Hani insanlara daha iyi yardım edebiliyoruz diye. Bana eğer sorarsanız diğer şeyden ben de daha çok öğreniyorum diyebilirim. Çünkü insan kendisini geliştirerek zamana ihtiyacı var. Hemen bugün yarın koçluk gerçekten olacak gibi değil. Gelen kişilere bağlı. Ya da eğitimler alınabilir, kendilerini geliştirebilirler.
kabiliyet olması gerekiyor. Yetenek, konuşma yeteneği, insanlarla ilgilenebilmek, insanca davranmak ve insanca insanlara yardım edebilmek herkesin harcı değil diye. Hı hı. O da ezberli olacak bir şey kesinlikle değil. Eğitimli olacak aynen bir şey değil. İçten gelen, İçten gelen bir şey. O farklı bir enerji. Evet. Eğitim alındığı zaman daha da güzel harmanlanmış kesinlikle oluyor işte. Öyle. Harmanlanıyor. Kesinlikle. Peki bu anlamda hedeflerinizde neler vardır? Neler yapmak istersiniz? Evet, ben aynı zamanda alternatif tıp uzmanlığını öğreniyorum. Alternatif tıp doktoru deniliyor. Hı hı. Şu anda onun eğitimindeyim. Almanya'da böyle bir kuralımız var bizim. Kuralları tabii ki orada yasal olarak da tamamen bu yaşam koçluğunu yaparken onlara da uymak gerekiyor. Bilinçaltı uzmanlığı, mesela terapistler, terapist kelimesi kullanılmıyor Almanya'da. Çünkü terapistleri, terapi kelimesini çoğunlukla psikologlar kullanır ve terapeutler kullanır. O yüzden bu nedenle bu terapi kelimesinin önemli dereceleri de olması gerekiyor ve eğitimleri gerekiyor. Hı hı. O yüzden alternatif tıp eğitimini de aynı zamanda alıyorum. Tabii Türkiye'de geçen bir kelime terapi olarak bunu herkes kullanabiliyor. Ama terapi için şimdi biz bunu eğer kullanmış olursak o zaman psikologlara ya da diğer uzmanlara burada haksızlık etmiş oluruz. O yüzden iyi bir terapi için gerçekten çok çok iyi uzman olmak gerekiyor. O yüzden bu nedenle de alternatif tıp uzmanlığını şu anda eğitimini alıyorum. Bittikten sonra tam olarak genel olarak şu anda praksisim var. Hı-hı. Burada praksis zannedersem adlandırılıyor isim olarak. Ve bu eğitimi aldıktan sonra büyük bir yer açmak. Öğrencilerimi de o zaman geliştirmek istiyorum. Çünkü bilinçaltı temizliği, hipnoz bunlar gerçekten emniyetle öğretilmesi gereken elbette şeyler. O yüzden ileriki günlerde eğitimlere de daha fazla yer vereceğim bu konuyla ilgili. Almanya'da mı devam edeceksiniz? Belki yurt dışında da olabilir. Belli olmaz değil mi? Evet. Burada Türkiye'de şunu fark ettim. Gerçekten çok gelişmişiz. Biz bir kafeye oturduk. Kafede oranın sahibi eline kitap almış, bilinçaltı kitabını okuyor ve ben kitabın sadece renklerinden tanıdım. Hmm. Dedim ki siz bu kitabı okuyorsunuz, isim vermem gerekiyor mu bilmiyorum. Buyurun. Ama Louis Hay, onun hı-hı kitabını okuyor. Dedi ki ben dedi bir danışana gittim, gittim, yaşam koçuna başvurdum, orada harika şeyler yaşadım diyor. Yani o kadar çok açık ki insanlarımız, algılarını açmışlar. Çünkü şöyle bir şey var, artık devir, hani çağdan çağa geçiyoruz ya, artık bu çağ enerji çağı. İnsanlar gözlerini artık açmışlar. Açamayanları da biz açıyoruz, uyandırıyoruz diyelim ona. Bu ruhsal uyanış gibi oluyor. Ve uyanan her kişi kendini artık enerjiste, bir bioenerjiste ya da gelişim kitaplarında, kişisel gelişim kitaplarında bulabiliyor. Birden buradan buraya değişebiliyor her şey. Yani, herkesin bir yaşam koçu olmalı mı? Olmalı. Gerekiyor. Hatta biz birbirimize de gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir elin nesi var? Elbette. İki elin sesi var demişler. Hı hı. Bir enerji vardır. Farklı farklı, herkese verilmiş farklı farklı enerjiler, farklı farklı yetenekler vardır. Benim yeteneğim bugün enerji anlamında eğer bir insana fazla bir şey aktarabiliyorsam, diğer arkadaşımın belki onun benden frekansı daha yüksektir, enerji frekansı. O daha fazla bir şey verebiliyordur. O yüzden her zaman birbirimizle çalışmamız, birbirimize destek olmamız gerekiyor bu konuda. Daha iyi olur. İnsanlara daha fazla yardım edebiliriz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Pozitif düşünelim ve pozitif yaşayalım. Burada bugün her şey bu şekilde kalır demeyelim. İnanın her şey değişebiliyor. Mesela bugün benim bir koç olmam gibi, kendimi değiştirmem gibi. Kelebeklerin ömrü kısa olur derler. Aslında kelebeğin ömrü kısa değildir. O bir tırtıl olmuştur ve uzun bir devre geçirmiştir. Ve kişisel gelişimi ve dönüşümü ben bir kelebeğe benzetirim. Aynı zamanda tırtıldan bir kelebeğe de dönüşebiliriz. Güzel bir şekilde. Tamamlanmamız gereken zamanlar var. Onu evet, en güzel, en iyi şekilde yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama olası bir noktada da sizin kapınızı çalalım beraber. İlerlemiş olalım sağlıklı bir şekilde. Çok çok teşekkür ederim sizlere. Başarınızın da devamını dileyerek. Ben size çok teşekkür ediyorum Özge Hanım. Çok teşekkürler. Çok mersi. Değerli konuğumuz, profesyonel yaşam koçumuz Aynur Kılınçsoy bugün İşi Bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayınımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.